Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, minnoşum sabah sabah burada. Biz uyandık, tabii ki ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Hava çok güzel. Yaren tabii ki yine bir şeyler izliyor. Ben ne yapacağım? Bakın, toparlayacağım. Her neyse, şimdi bakın size burada ne göstereceğim. Yaren dün akşam babasına gösteriyordu. Ama fazla öyle uzun tutmayacağım. Eğer isterseniz bir gün şöyle albümleri detaylı bir şekilde gösteririm. Ama şimdi sadece kendimin şöyle düğün albümü. O da çok az göstereceğim. Ondan sonra dediğim gibi detaylı çekmeyi isterseniz çekerim. Şöyle. Ey gidi 4 sene. 4 senemiz bitti arkadaşlar. Neyse şöyle bir hızlı hızlı yapayım da sonra istemezseniz bak. Şöyle. Bakın çok da güzel pozlar vermiştim o zaman. Şöyle kalp de yapmıştım. Şu fotoğrafı çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada saçlarım ekti. Yani şuraya kadar kendim indi. Burası ekti. Öyle. Şurada da çok mutlu gözüküyoruz nedense. Bakar mısınız? Şu fotoğrafımı da çok seviyorum. Bakın. Her neyse. Fotoğraf şeyi. Evet, Şahin Bey'imiz. Fotoğraf macerası bu kadarcıktı. Dediğim gibi isterseniz daha sonra bunu da gösteririm. Kına gece fotoğraflarımı da albümde gösteririm. Bunu da daha detaylı gösteririm. Ama şu an için işlerimiz var. Bu da düğünde. Şu an kahvaltı masasını toplamam lazım ve bugün nereye gideceğiz biliyor musunuz? Niger'a gideceğiz. İnşallah ev turunu sorarım. Çek derse sizler için Niger'in ev turunu çekerim. Ama şu an şuraları şöyle bir şipşap yapalım. İşlerimi bitirdim çok şükür. Her yeri mis gibi tertemiz yaptım. Şuradaki peçetelik vardı ya. İçine peçete bitmişti. Onu o yüzden oraya kaldırdım. Buraya da şöyle bu sepetimi koydum. Çiçek şey. Şekerlerimi. Efendim bir tane. Tamam bak şimdi gideceğiz. Hazırlanalım. Şimdi işlerimiz bittiğine göre ben ne yapacağım? Tabii ki de Yaren'i hazırlayacağım. Kendim de hazırlanacağım ve Niger'a doğru gideceğiz. Buraları da hallettim. Şuranın örtüsünü sermedim. Geçen pazarda baktım. Aynısı yoktu. Bir dahaki haftaya getireceğim dedi abi. Eğer alırsam sererim. Onu da artık oradan kaldırırız. Ve buraya da şöyle balkondan kaktüsümü getirdim. Ne kadar kullanışlı olur burada bilmiyorum ama çok güzel oldular bunlar dışarıda ya. Bakın kocaman oldular ama dikenleri çok kötü batıyor. Şöyle bir müddet burada kullanacağım. Gayet de güzel durdu bence. Burada da zaten vazgeçilmesi limonum. Her neyse şimdi... Balkonda pek bir şey yapmadım. Çöpü buraya koydum. Onu götüreceğim. Yarencik geldi, oynadı, eve girdi, çıktı. Hala burada yani. Acaba bir gün şu bahçeyi özleyeceğim mi? Diyeceğim mi ki ah ne kadar güzel bir bahçem vardı. Diyeceğim değil mi? Evet. Şeyde geçen inşaatın oraya gittiğim zaman orada bir yuvarlak masa vardı. Babama söyledim. Onu daha sonra getirecek. Yani kare değil de yuvarlak. Getirdiği zaman bunu odunluğa koyarım. Bu toplanıyor çünkü. Ve şuraya ya da oraya şöyle yuvarlak masa çok güzel olur diye düşündüm. Ve o yüzden babama söyledim. Onu bir ara getirecek. Anneciğim gel ufaktan hazırlanalım tamam mı? Arasa gidiyoruz. Şimdi önce Yaren'i hazırlayayım. Sonra kendime. Ay ne kadar güzel. Aramıza yeni katılan arkadaşlar. Burası benim evim 1+1. Zaten şöyle hemen girdiğimiz zaman köşe takımı ve mutfakla salonum zaten aynı. Evi bir tanem. Girdiğimiz zaman hemen köşe takımım var. Yani evim bu şekil. Zaten genelde videolar hep ya mutfakta ya da bu tarafta çektiğim için az çok artık tahmin etmişsinizdir neyi nerede. Şurası zaten banyom. Şurası da yatak odam. O kadarcık. Dediğim gibi evim 1+1. Gider gelir şimdi bunu çekerim. Efendim? Evet torbasını topladım. Tamam doldurdun. Şimdi gidiyoruz. Hadi üstünü giyelim. Yani öyle. Burası da benim şimdi bir evim. Şeyden. Temizlik sonrası videodan ev turuna geçiş yaptık gibi bir şey oldu.
Şöyle şuranın rengi var ya. Bazılarınız tabii ki hoşunuza gitmiyor. Bazılarınız sevmiyorsunuz. Bu ne renk şeyi falan. Ben çok seviyorum. Çok da severek oturuyorum. Küçük olmasına rağmen şirin bir evim var diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin nedir? Zevki, rengi tartışılmaz. Herkes kendine göre evini seviyordur. Kendine göre bir hayat sürüyordur diye düşünüyorum. Ay şurası çok hoşuma gitti şu an. Her neyse ben şimdi Yaren'i hazırlayayım. Dur kızım. Şurada Yaren'in giyeceği kıyafetleri hazırladım. Şöyle kilotlu çorabını, normal çorap, elbise. Evet sen üşüyorsun. Bir de hırkasını. Şu tipine bakın. Rezil yeri kız. Şimdi kendimize de şöyle ne çıkarsak. Şuradan şunu giyeyim. Şu var ya. İki kez bir beni rezil etti. Şunu, evet şu yeşili giyelim. Şöyle niye attın kıyafetlerini yere? Bir de montumu alacağım. Akşam gelirken soğuk olur diye. Şöyle montumuzu da alalım. Evet. Burayı kapatalım ve Yaren'i hazırlamaya geçelim. Bu da ben minnoş terliklerime. Sen niye bıraktın bunları yere? Giydireceğim sana şimdi. Oyuncaklarını da topladı. Minnoş terliklerimle. Minnoş. Evet. Şimdi hazırlanalım ve Nigar'ın evinde görüşürüz sizlerle. Hazırlandık. Yaren'i de hazırladım. Şimdi tam onları çantana koy. Orada giyeriz. Olur mu? Valizini almış. Nereye gidiyorsun valizle? Tamam çorapları buraya koy. Ben alacağım. Orada giyeriz. Tamam. Terlikleri. Tamam bir tanem. Terliklerini giyemiyormuş hanımefendi. Of ya dedi. Her neyse şimdi gidelim. Şahin'i hatta arayayım. Yazmıştı çünkü. Hazır olunca ara beni diye. Şimdi arayalım gelsin. Saat 12.30. Bir gibi zaten Nigar'a demiştim gelirim diye. Bekle beni anneciğim. Valizini aldı sürüte sürüte gidiyor. Tamam biz hazırız. Tamam. Evet geliyormuş. Sizinle de artık inşallah Nigar'ın evinde görüşürüz. Dediğim gibi soracağım. F turu çek derse şu taraftan çok yansıma yapıyor. Şöyle duralım. Çek derse çekerim zaten. Çekersem de zaten görürsünüz. Şimdilik hoşçakalın. Tam hazırız. Çamaşırlarımı da astım. Gidebiliriz şimdi. Yaren Hanım'ın çorapları. Kendim montumu aldım. Geliyor mu baba? Nerede? Nerede baba? Gel bakayım teyzoşlar seni görsünler. Bakın teyzeleri. Çikolata ekmek verdim yedi. Hırkasını bulaştırmış. Valizin nereye götürüyorsun? Tamam. Gel bakalım kapısı açık mı? Yok açık değil. Bakalım baba geliyor mu? Yok anneciğim baba geliyor şimdi. Bakalım. Dur daha gözükmüyor. Gelme. Gelecek şimdi baba. Şimdi bekle ki Şahin gelsin. Kim mesaj atıyor baba mı atıyor acaba Yaren? Baba mı atıyor acaba? Evet baba mı atıyor? Çıkarmış. Yok baba değil. Neyse bakalım şimdi kaç dakika sonra Şahin gelecek. Biliyorsunuz. Hemen geliyorum dediği zaman rahat. Kimi bekliyoruz? Valizi o taraftan sürükmesene anneciğim. Ha çevir. Yok bunu da geleyim de artık şu valizi de kaldırayım yukarıya Şahin'in odasına. Zaten Şahin'in odası şu. Şurası. Şu, ay göstermeyeyim değil mi? Şu büyük cam var ya. Orası. Tamam baba gelsin bende anahtar yok. Oraya kaldırmam lazım o valizi çünkü sürüte mahvedecek. Yok anam. Gelmeyecek. Yok Yaren baba yok. Her neyse artık Şahin geldiği zaman ne zaman gelir bilmiyorum ama geldiğinde görüşürüz. Bakın. Bir yere gidiyormuş. Nereye gidiyor? Ha, buradaymış tamam. Tamam dur gelecek baba. Dur geliyor. Geldi ama malzeme geldi o yüzden geri döndü ki gel
gitti. Hadi Feride. Hadi sizi seni bekliyoruz. Evet, kapıya şu valizini koyacakmış. Merhabalar. Merhabalar. Hadi baba sık arkaya açtın mı? Getir valizini koy. Kim o, ne getirdiler şimdi? Bir şey getirmediler ya. Bak kızım. Tanem açacağım. Gel, açıkmış zaten. Evet, biz geldik. Hadi al, arasın şekerini al. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Gidelim bakalım. Gel. Gel. Evet, geldik. Aras, Aras, Aras açma. Oğlum açtım valla. Ben de bugünü blokluyordum. Tam kapıyı açacaktım. Benim kuzenimin çiçeklerine bakın. Ay kuzen, çok güzel olmuş burası. Yani, sen artık bizimle yaşa ya. Evet, bırakacağım. Manzara harika değil mi? Neyse, daha sonra size detaylı bir şekilde çekeceğim. Kuzi! Kuzi! İzin var mı bugün? Hoş geldin. Bak, o da hoş bugün buldum. Yapıyormuş. İzin var mı bugün? Vlog çekeyim mi? Tabii ki. Ev turu çekeceğiz. Tamam. Oley. Evet. İzin aldım. Neyse, daha sonra size buraları hepsini çekeceğim. Çok da buraları güzel olmuş. Buraları hiçbir yerde yerleştirmedim, biliyor musunuz? Olsun, olsun, olsun. Hazırlıksız. Merhabalar. Merhaba canım, hoş geldin. Seyirciler de bir arada buluşuyor şu anda. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay şu çiçeğin güzelliği ne? Nereden geldi bu? Daha da güzel gözüküyor değil mi? Şimdi gel, bir şeyler hazırlıyor. Atıştıracağız, karnımızı doyuralım. Şöyle ufaktan bir şeyler yapıyor. Dışarıda da pişi kızartıyor. Yedikten sonra size artık söz verdiğimiz ev turu gelecek. Daha doğrusu Nigar şey yapacak. Kendisi anlatarak gösterir eder. Sonuçta onun evidir. Zaten böyle az çok artık arkamdan da gördünüz. Bir yarım saat, bilemediniz, bir saat sonra ev turuyla karşınızda olacağız. Bakalım neler hazırlamış Kuzikim. Şöyle pişileri dışarıda kızarttı. Burada patates salatası var. Şöyle cips, atıştırmalık bir şeyler koydu. Şimdi çay da demleyeceğiz. Daha doğrusu demleniyor şu an. Oturup şunların güzelliğine bakar mısınız? Size bir de şimdi dışarının manzarasını göstereyim mi? Çekin kız oradan. Bakın. Allah! Gidiyordu. Gidiyordu, manzara göstereceğim diye tabakları kırıyordum. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Sessiz, sakin. Çok güzel. Artık bu limonlara da ulaşamıyorsun değil mi? Eskiden aşağıdaydın, hemen koparıp kaçıyordun eve. Evet, evet. Zaten biliyorsunuz şu aşağıda oturuyordu Nigar. Şimdi yukarıya taşındı. Şöyle. Çok güzel. Şimdi burayı kapatalım tekrar. Kırmadan. Ben kayınvalidemi çağırayım, göreyim. Tamam, sen Sevim teyzeye söyle. Tamam. Biz de atıştıralım sonra bakalım. Kümesi yapacağım ama sonra. Karnımız biraz doysun. Sonra tekrar acıksın akşama. Neyi bir daha söyle. Karnımız doysun. Sonra yok, tekrar neyi yapacaksın? Künefe. Ya. Antep künefesi diyormuşum. Ya. Ama Antep. Hadi. Antep gelini. Antep gelini. Hadi bak, hızlı ol. Çünkü ev turumu bekliyorlar. Hadi. Tabii. Karnımızı doyuralım, enerji dolduralım. Nasıl ev turu diyorsun? Ha. Dakika bir. Çünkü ben az önce sen pişiyi kızartırken söyledim. Yarım saat sonra ev turu gelecek diye. Hadi bakalım. Yarım saat mi? Yarım saate nasıl keyif yapıp çayımızı bitireceğiz? Dedim yarım saat, bir saat sonra yani. Yani. Yok, çok fark etmez. O yüzden uzatma. Uzatma. Her neyse, şimdi gitsin Sevim teyzeyi de çağırsın. Ondan sonra... Anneciğim ne oldu? Makarnayı karıştırayım. Yani Nigar'ın yarım saati, bir saati, üç saat olacak. Hazır şöyle ev aydınlıkken. Geliyorum bir tanem. Hazır ev aydınlıkken. Açı çok güzel. Şey yapıyor şöyle net. Evi sevdim yani, bakın o kadar güzel ki. Benim evde böyle bir açıyı bulmak için bayağı bir uğraşmam lazım. Her taraf güneş aldığı için şu an çok güzel. Her açıdan güzel yani. Şu taraf fazla değil de ama özellikle şurası... Çok güzel bir profili var değil mi? Yani sadece bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de buna katılıyor musunuz ki şu an? Buraya geldik. Maalesef Nigar'ın evini size çekemedim. Şahin kemerdeydi. Dönüşte sizi de alayım dedi. Ben de tamam dedim, yani akşama bir daha gelmesin diye. Geldi. Nigarlar zaten pazara gideceklerdi.
Ama çekemediğim Nigar benim için öyle şimdi video yolladı. 3-4 dakikalık çekmiş evini. Ben de size söz verdiğim için şey olmasın, yalan olmasın diye burayı ekleyeceğim. Bu konuşmanın ardından ben çekseydim, Nigar ayrıntılı anlatsaydı ve ben çekseydim ama maalesef eve geldik. Ama olsun, size de söz vermiştim. Nigar şimdi bana yollayacak. Ben de buraya eklerim. Siz de izlersiniz. Bir gün gittiğimde daha detaylı inşallah çekerim. Gerçi ben şimdi kısa öyle bir eklerim ama Nigar artık vloglarına dönüyor. Bugün zaten ufak ufak öyle çekmeye başlamıştı. Vloglarına dönünce ev turunda mutlaka çekecektir. Şimdi ev onun olduğu için ve daha yeni yapıldı, yeni evine taşındığı için ev sahibinden görmeniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü detaylı, evet. İşte ayrıntılı ev turunu ben linkini bırakırım. Siz de oradan izlersiniz. Gelmez Yaren'in hemen üstünü değiştirdim. Elini yıkadım ve uyudu zaten. Şu an uyuyor. Saat bu arada 4'e geliyor. Ben de dün babam Antalya'dan gelirken tavuk bir şeyler almış. Tavuk almış, işte ciğer falan almıştı. Buzluğa koymadım onu hemen. Ne yapsam şimdi, tavuğu parçalasam, haşlasam, sonra kızartsam mı yoksa, bilemedim. Neyse, ben bir Şahin'i arayayım, bakayım tavuğu yap artırım. Onu istemese her neyse bir şey bulurum yani. Şimdi gideyim üstümü değiştireyim. Ondan sonra sizinle beraber mutfağa girelim. Kuzim, sana da buradan çok teşekkür ederim. İşin harikaydı. Vallahi o kadar çok yedim ki. İçtik. Sevim teyze geldi. Aslında evi gittiğimde hemen çekecektik. Bir şeyler atıştıralım kuzi dedi. Sonra çekeriz. Ben şimdi bu kadar erken geleceğimi bilmiyordum. Ben akşam saat 8-9'da Şahin gelir diyordum ama işi çıkınca, kemere gidince beni de aldı. Nigar'ın kayınvalidesi geldi, bayağı bir oturduk. Onun yanında da çekindim çekmeye doğrusu. Ve çekemedim. Her neyse, şimdi zaten Nigar attığında ben de burada yayınlarım. Böyle. Tık tık tık. Kendi evime misafirliğe geldim. Feride kuzim gittiği için biz de pazara falan gittik. O ev vlogumu çekemedi. Ben şimdi onun için çekeceğim. Bunu ona göndereceğim. O da sizinle paylaşsın. Çünkü size vlogda söz verdi ev turu diye. Siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Size böyle kısacık çekeyim mi? Sonra ayrıntılı, kendi geldiği zaman çok güzel ayrıntılı bir video çekeriz. Evet, evime hoş geldiniz sevgili Feride. Öncel kanal izleyicileri. Şöyle girişte hemen kapı açıldığı zaman, benimki direkt zaten hoysuz salona açılan giriş kapısı yaptık. Hemen sağ tarafta oturma alanı. Karşısında da böyle televizyon ünitemi koyacak şekilde değerlendirdik. Koltuklarımı krem ve gri ağırlıklı olacak şekilde tercih ettim. Tabii şey, temizliği çok kolay olmuyor ama yine de hoşuma gidiyor. Perdelerimle falan da çok uyumlu oldu. Şuraya kayınvalidemin verdiği çiçekten koydum. Böyle bir kontrast yapmak istedim. Televizyon sesi biraz yüksek, kusura bakmayın. Aras izliyordu ama belki kısabilirim. Şöyle iki tane üçlü, iki tane de berjer olacak şekilde oturma grubu aldık. Aslında L koltuk almak istiyordum ama bu şekilde denk geldi. Bu şekilde aldık. Perdelerim aşağıdaki evde kullandığım perdeler. Açık renk. Fonunda böyle krem, hem koltuğumla hem halılarımla hem parkemle uyumlu olsun diye bu şekilde tercih ettim. Salonum böyle minnak. Gri pofuduk halı kullandım buraya. Tek parça. Şöyle ortada bir tane sehpamız var. Şöyle Amerikan mutfak bir salon, mutfak benimki bu arada. Şöyle bir yemek alanı yerim var. Hemen yanında bir pencere. Hani aydınlığı bolca değerlendirelim, içerisi aydınlık olsun diye iki tane pencere kullandık mutfakta. Bu şekilde ağaç rengi, ceviz rengi mutfak dolapları, kapakları koyduk. Beyaz eşyalarımı gri olacak şekilde tercih etti Yusuf. Beyaz eşyalarımı o seçti. Ben çok karışmadım. Aslında ben beyaz eşyaları beyaz renk olsun istiyordum. Ama şimdi yeni model böyle çıkıyor. Her şey daha moda diye. Bunları söyledi, istedi Yusuf. Ben de ona saygı duydum. Şöyle bir tane burada yemek pişirme alanım, yemek servis yapma alanım. Burada bir tane böyle pencerenin önünde hemen mutfak dolabı koyduk. Üstünü de dışarıda değerlendirdim. Çünkü buraya koyacak yerim yoktu. Hem de ankastreyi bozmasın diye. Burayı böyle boş tercih ettim. Mutfak dolabım böyle oldu. Ara fayansımı beyaz renk seçtim. Aydınlık çok seviyorum. Yani mümkün olsa ben her şeyi bembeyaz dayayıp döşeyecektim ama tabii ki Yusuf'un da zevkine saygı duymak zorundaydım. Aydınlatmayı spot olarak değerlendirdik.
spot yaptık. Avize falan yaptırmadım ortaya. Burada halım gri, koyu gri tonlarında böyle bir halı, üstü desenli halı tercih ettim. Fayans, mutfak bölümünü fayans yaptırdık. Fayansım da gri. Parkelerimi de dediğim gibi kapılarımla ve mutfak dolabımın uyumlu olsun diye ceviz rengi kullandım. Şöyle kapılar 3 tane. Biri banyo ve lavaboya ait. Çocuk odası ve yatak odası. Kapısı açıkken yatak odasından başlayalım hemen. Şöyle girişte yatağımız bizi karşılıyor. Karşıda bir tane kırmızı lambader uyumlu olsun diye aldım. Bunlar zaten çeyizimde vardı. Bunları almadım yeniden ama yeni mobilyalarımı yeniledim. Aşağıdaki mobilyalarımdan ya da işte halılarımdan hiçbir şeyi buraya getirmedim. Burada her şeyi yepyeni kullanmaya çalıştım. Sadece yemek alanımı, yemek masamı ve perdelerimi falan getirdim buraya. Bir de işte özel eşyalarımız, sepetimiz falan filan. Kahverengi bir yatak odası seti seçtik. Bunu da Yusuf seçti. Tabii ben de beğendim ama ben yine de beyaz mobilya olmasından yanaydım. Yusuf böyle istediği için yatak odası setimiz onun istediği gibi oldu. Böyle üç çekmeceli bir makyaj hazırlanma yerim var. Burada parfümlerim, günlük kremlerim falan koydum. Burada takılarımı falan koyuyorum. Böyle bir ayrıntısı var. Perdelerim de dediğim gibi çeyizimden kalan. Şöyle pullu ayrıntılı yatak örtümle uyumlu olsun diye pullu bir perde tercih ettik. Böyle fonları da kırmızı. Şu da çok seviyorum, çok rahat. Feride'ciğimin hediyesi. Böyle alışverişe falan giderken kullanıyorum, pazara giderken. Bunu böyle koyuyorum gözümün önüne. Kocaman ayrıca olduğu için koyacak yerim de yok. Burada da böyle kırmızı uğur böcekleriyle tatlı durur diye buraya koydum. Çok fazla süsüm püsüm yok. Sevmiyorum da zaten bu tarz şeyleri. Orada bir tripod karşılıyor sizi. Halılarımı açık krem, böyle pufuluk kremden yana yaptım. Böyle yolluk kestirdik buraya. Çok da yumuşak, çok da severek kullanıyorum. Ama yıkanması nasıl olur? Aldığımız yer yıkanmasının kolay olduğunu, kurumasının da kolay olduğunu söyledi ama yine de bilemeyeceğim. Artık kullandıkça anlayacağım, öyle söyleyeyim. Şöyle komodinlerimiz var, iki tane yatak başlarımızda. Yatak başımızda böyle baklava dilimli ayrıntılı. Burada da küçük yardımcım var. Bu köşeye koydum. Konforlu oluyor, rahat oluyor, rahat kullanıyorum. Şöyle ikinci kapıya geçelim. Da-da-da-dam. Aras'cığımın odasına hoş geldiniz. Kendime ev turu çektim ama bu kadar eğlenceli değildi. Sanırım Feride'nin kanalındaki daha eğlenceli oldu. Şöyle hemen girişte bizi Aras'ın yatağı karşılıyor. Şifon yeri var. İşte çantaların falan koyduğum bir komodin var, küçük bir şey. Şu Aras'ımın oyuncaklarını sığmıyor tabii ki ama çok fazla oyuncağı var biliyorum. Bunu daha önce de söylemiştiniz. Ama seviyor, alıyorduk. Yani bu zamana kadar aldığımız oyuncaklar bunların hepsi. Artık oyuncak almaya devam etmiyoruz tabii ki. Böyle ayrıntılı seçebildiğimi seçtim. O kendi indiriyor, kaldırıyor, geri yapıyor, bozuyor falan filan. Şöyle iki tane yer minderi attım oraya. Çocuklar Yaren falan da geldiği zaman oturuyorlar, oynuyorlar. Aslı falan geliyor Aras'ın kuzeni. Onlar burada oynuyorlar. O yüzden böyle kuzenimin hediye olarak yaptığı minderleri değerlendirdim buraya. Burayı hiç görmezden gelin. Bunları koyacak yerim yok. Aslında terasa koyabilirim ama terasta bunlar gözüksün istemiyorum. İşte kirli sepetimmiş, vidadanmış falan, onları buraya koydum. Burada Ezelim'in, yani küçük yeğenimin, bebek yeğenimin geldiği zaman rahat etsin diye puset var. Bebeş pusetimiz burada duruyor. Şöyle Aras'ın bir gardırobu var. Şöyle tatlış bir halısı var. Mümkün olduğu kadar burayı da boş kullanmaya değerlendirmeye çalışıyorum. Çok fazla eşya sevmiyorum dediğim gibi. Şurada oyuncakları var Aras'ın. Çok önemli bir ayrıntı değil. Şimdi böyle hemen girişin karşısına bakan bir kapımız var. Burası da bizim banyomuz ve lavabomuz. Burada da koyu renktense ya da işte koyu renktense deyip de siyah her şeyi seçmeme ne diyorsunuz? Koyu renk demek istemedim de kahverengindense burada da böyle siyah ve beyaz yapmak istedim. Mermerlerimi çok beğenerek seçtim, aldım fayanslarımı. Bunlar parlak fayans, çok leke belli ediyor. Yıkandıktan sonra mutlaka arkasından silinmesi gerekiyor ama ben yine de çok seviyorum, çok beğenerek aldım. Şurada böyle bir halım var. Post, yapay post tabii bu arada, orijinal gerçek değil. Şöyle siyah bir lavabom var. Dediğim gibi yine kullanımı çok rahatsız, çok leke belli ediyor ama şurada ben kocaman bir ayna tercih ettik.
Şurası yıkanma alanımız. Buraya duşakabin kapakları yapılacak ilerleyen zamanda. Şöyle büyük bir tane pencere koyduk buraya. Hem güneşi çok fazla alsın hem de havalandırması geniş olsun diye. Beyaz eşyam, çamaşır makinem bir parça, işte beyaz eşyaların parçalarından biri de çamaşır makinem. Onu da buraya koyduk. Burada işte günlük kremlerimiz, şampuanlarımız, falanlarımız, filanlarımız var. Sizleri çok çok öpüyorum. Ev turum Ferideciğim için ve izleyenleri için bu kadardı. Bay bay. Tam yemek derdine düşmüştüm ki kuzum aradı beni. Öznurlu Gün'le onunla konuşuyorum. Bir de kuzum beni izliyormuş şimdi. Televizyondan açmış, gelmiş yanıma. Sen de yemek yapıyorsun galiba, değil mi? Herkese merhabalar Feride'nin güzel takipçileri. Tam Feride'yi izliyordum. Hem de bir yandan yemek yapıyorum. Menümde mercimek çorbası var. Bir de makarna yapayım dedim. Öznur biliyor musun? Şu an düşünüyorum ne yapsam, tavuğu mu kızartsam diye. İnsan ne yapacağını şaşırıyor her gün. Aynen aynen. Hem de bir de biliyorsun bende de bir hamilelik süreci var. Bazen o kadar kötü oluyorum ki yemek bile yapasım gelmiyor. Senin diğer bücür nerede kız? Nerede? Nerede diğer bücür? Elif. Bücürü yukarıya gönderdim kayınvalideme. Dışarıyı istiyor. Kayınvalidenin yakınına gelmesi güzel bir şey oldu değil mi? Kayınvalideme gönderdim. Dışarı da dışarı diyor Feride. Ben nasıl yapayım parka? Aynen öyle. Yaren de öyle. Anlamıyor. Parka götür. Anne 5 dakika diyor. Başka bir şey demiyor. Çocuğa da anlatamıyorsun ki. Her neyse. Parka götürün de Feride. Peşinden koşmak gerekiyor. Tabii canım. Koşamıyorum da. Aynen öyle şey. Biliyorsun erken doğum riskim var. Ne kadar oldu senin şimdi Öznur? Şimdi 27. hastamdayım. Ha, biraz daha varmış. Neyse ben şimdi Öznur'la daha biraz var, konuşayım. Öznur'cumla konuşayım, sonra sizinle görüşürüz. Evet. Öznur'la bayağı bir konuştuk. Hatta tavuğu bile parçalamaya başlamıştım. En son Elif geldi. Onun karnını doyurmak istedi. İşte Elif açmış. Ben dedim o zaman hadi seni tutmayayım. Ben de şu tavuğu aradan çıkarayım. Şimdi şöyle bir parçalayacağım da. Yaren bu arada hala uyuyor. Şuna da şöyle koyacağım. Önce suda haşlansın. Sonra yağda kızartırım. Yanına da Yaren'e çorba yapacağım. Hatta keşke tavuk çorbası yapsam ama tavuk çorbası da yemiyor ya. Sadece mercimek içiyor. Şöyle bir yapalım bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nigar'ın evini şimdi izlemişsinizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Eminim kötü yazan da olacak, iyi yazan da olacak. Ama hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Böyle yani birazcık eksikleri var. O da Allah'ın izniyle zamanla olacak. Her şey bir anda olmuyor maalesef. Çok şükür evi bitti, girdi evine. Önemli olan da zaten o. Şu. Sizler de şu derilerini alıyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum onları. Bilmiyorum, ben hep alıyorum. Şöyle bunu şimdi güzelce yıkayacağım. Şu çöpleri şuraya alayım. Tavuğumuzu yıkayalım. Şurada. Şunu çevireyim de şöyle. Şunu da keseyim. Şunu da kesemeyiz değil mi? Koyalım bu haşlanana kadar. Aslında bir işim de yok ama yine de. Tavukta deri bırakmadım.
Şimdi tavuğumuzu tencereye koyalım. O güzelce haşlansın. Böyle. Şöyle tenceremizi çıkaralım. Evet. Şöyle suyumuzu koyalım. Tavukları atalım. Yarısını kaldırsam mı? Çok fazla mı olur bu? Gerçi yok, annemlere de götürürüm. Şöyle koyayım. Annemlere de götürürüm. Tuzunu atalım. Bunu ocağımıza alalım. Bir yandan da Yaren'in şeyini de atayım, mercimeğini de. Evet, koyalım. Bu haşlansın. Ben de şunları yıkayayım. Yaren evi çok güzel, ferah şey. Yani o kadar güzel güneş alıyor, şey yapıyor ki. Ondan sonra eve geldim. Şöyle açıya bakıyorum. Bir de benim bu tarafı kapattılar ya, ev yaptılar hani. Ondan sonra benim daha kötü oldu. Açım gitti. Ama olsun. Nigar bayağı bir sabretti, biliyor musunuz? O aşağıda daha önceden izliyordunuz zaten, biliyorsunuz. O küçük bir artı bir odada, ki çok küçüktü. Zaten videolarını baştan izlediniz, biliyorsunuz. Çok küçük bir evi vardı ve oraya tam tamına 7 sene sığdı yani, düşünün. İnsan yeter ki istesin. Şu an ben bazen diyorum ya işte, küçük, sığamıyorum. İşte Nigar'la bazen konuşuyorduk. O da diyordu ki işte, Kuzi sen sığamıyorsan ben ne yapayım? Benim daha küçük. İnsanoğlu işte hiçbir zaman yetmiyor, biliyor musunuz? Halbuki şükretmemiz gereken yerde, ne bileyim, biraz şükretmesini bilmiyoruz. İşte hep az geliyor, yetersiz geliyor. Ne bileyim. Ben de anlamadım, gitti. Neyse. Şimdi ben tavuğumu koyduğuma göre şuraları bir halledip temizleyeyim. Yaren'in çorbasını da atayım. Ondan sonra Cima sizlerle bir yerlerde görüşürüz. Bugünü de akşam ettik. Şöyle Yaren'e mercimek çorbası koydum. Patatesle havucu iri iri doğradım. Çünkü blenderdan geçirdiğin zaman fazla şey yapmıyor. Çorbası burada kaynasın. Burada tavuğu haşladım ama kızartmadım. Çünkü nene sevmiyor kızartılmış. Şöyle baharatını falan koydum. Çorbanın pişmesini bekliyorum. Sonra alacağım. Annemlerin oraya geçeceğim. Annem de sağ olsun salatayla pilav yaparım dedi. Oraya gideceğiz. Annem, ben, nene, zaten diğerleri inşaattalar. Üçümüz öyle yeriz ama şunun şey yapmasını, kaynamasını bekliyorum. Bir de Yaren daha uyuyor. Hazır Yaren uyuyorken şöyle bir portakal suyu sıktım kendime. Ama şu var ya, görüntüsü güzel. Hatta başka diğer kavanozlar, daha büyük kavanoza da şey yapabilirsiniz. Ama bu kadar iğrenç bir şeyi ben hayatımda görmedim. Yani sıkıyorsunuz, buradan akıyor. Yani neler çektim şurada bir portakal sıkacağım diye. Şöyle bunu sıktım. Kışın olmazsa olmazımız C vitamini. Aa, tam da sıkmışım valla. Doğru ya, o da yarım, o da yarım. Şöyle kullanışlı değil ama görsel olarak güzel. Mesela ben bunu gördüğümde dedim ki, aa dedim, ne kadar güzel. Çok da kullanışlıdır kesin dedim ama yok. Şunu hesaba katmamışım. Şuradan sıktığın zaman şuradan akı veriyor. O yüzden yani arada yine kullanırım ama çok da şeyim değil yani, favoriler listesine girmedi. Size de tavsiye etmiyorum. Bu arada Şok'tan almıştım. Almayın yani. Şimdiki Allah, neyse kalsın öyle.
Ben şöyle bu güzelim şey içeceğim. Çorbam burada, bir de başıma ne geldi ne geldi. Nazara mı geliyoruz anlamadım ki. Tuz şeyim döküldüm. Şimdi burayı süpüreceğim. Yaren kalkmasın, uyanmasın diye süpürgeyi açmadım da. Kaşığım kırıldı. Valla ne yapalım, nazar değil mi? Şöyle tuzum döküldü. Aslında tuzun dökülmesi iyi değil ama neyse, batılı inançlara, şeylere inanmayalım. Bunu şimdi süpüreceğim ama dediğim gibi Yaren'in uyanmasını bekliyorum. Süpürge sesinden genelde bugüne kadar şey olmadı ama ne olur ne olmaz diye dokunmuyorum. Burada bir kahve içmiştim. Daha bunları toplayacağım, yıkayacağım ama öncesinde şu güzelim şeyi içeceğim. Hava bayağı bir karardı. Bakın kapım hala açık. Şimdi onu da kapatayım. Artık sivrisinek mi kaldı bu soğukta? Bayağı bir karanlık oldu artık, bakın. Şöyle genelde hep akşam elektrik şey oldu. Genelde hep gündüzleri çekiyorum. Bir de şöyle akşam çekeyim. Neyse şimdi Yaren uyansın. Büyük eve geçeceğiz. Yemeğimizi yedik. Annemle ortalığı topladık. Ben eve geçtim. Yaren orada kaldı. Hazır oradayken ben de rahat rahat videomu editleyeyim. Çünkü sonra geç saate kalıyor ve üşeniyorum. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.